Berat Albayrak, sein Schwiegersohn und Finanzminister, war ja letztes Wochenende schon hier und hat die neue Ära ausgerufen in Bezug auf die Handelsbeziehungen zwischen der Türkei und Deutschland. Wie ist deine Einschätzung? Du hast schon zum Teil was dazu gesagt. Also wie ist deine Einschätzung, welche Interessen Erdogan in Berlin hat, also ökonomisch und politisch betrachtet? Yani iki ülke arasındaki ilişkiler tabii ki oldukça köklü. Yani bunları çok burada belki derinleştirmeye gerek yok ama yani 1898 yılında Berlin-Bağdat tren yoluyla başlayan bir ilişkiler silsilesi var. Bu ilişkilerin ekonomik boyutları var ama aynı zamanda jeopolitik boyutları var. Hani günümüz açısından baktığımızda Almanya Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı, en çok ürün ve mal satımı Almanya gerçekleşiyor. Ben buraya gelmeden biraz baktım, 2016 yılının verileriyle söylersek Türkiye 14 milyar dolar değerinde bir ticaret gerçekleştiriyor Almanya'ya, yani ihracat yapıyor. 21,5 milyar dolar civarında da Almanya'dan ürün alıyor. Ve dediğim gibi bu oldukça büyük bir toplam, yaklaşık 35 milyar dolar seviyesinde bir ticaretten bahsediyoruz. Ve Türkiye'nin ihracatının ve ithalatının yaklaşık olarak %10'luk bir seviyesine bu denk düşüyor. Ve aynı zamanda hani ihracat ve ithalat arasında 7,5 milyar dolarlık da bir fark var. Dolayısıyla hani Türkiye'nin ekonomik anlamda Almanya'ya bağımlı olduğunu bu anlamda söylemek de söz konusu. Yani bu liste uzatılabilecek bir liste ama ben çok uzatmak istemiyorum. Yani en çok turist Türkiye'ye Almanya'dan gidiyor. Yaklaşık 7000 tane Alman şirketinin Türkiye'de yatırımları var, doğrudan yatırımları var vesaire vesaire. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla yani öncelikle Erdoğan'ın bu ziyaretten beklentisi yani Almanya'nın bir müttefik olarak Erdoğan'ın yanında olduğunu tüm dünyaya göstermek. Ve asıl önemini de ben sembolik olduğunu düşünüyorum. Ancak tabii ki aynı zamanda bunun politik, ekonomik çeşitli bir dizi yanları da var. Bunları da görmemiz gerekir. Yani Türkiye'deki bu otoriter sistem nedeniyle örneğin işçi sınıfının örgütlenmesi giderek güçsüzleştirildi, giderek dağıtıldı. Türkiye'de grevler yapılamaz hale geldi. Grevler sürekli o hal sürecinde ertelendi. Şimdi de en ufak bir grev hareketi ya da işçi direnişi baskıyla eziliyor. Bir yandan TL'nin değersizleşmesinden dolayı Türkiye'de iş gücü giderek ucuzladı. Dolayısıyla benim görebildiğim kadarıyla Türkiye hani var olan bu durumu bir ihracat patlaması yaparak, yani ihracat hamlesi yaparak aşmak gibi bir eğilime sahip. Dolayısıyla bunu da hayata geçirebilmek adına yani Türkiye'ye olabildiği kadar çok yatırım çekmeye çalışıyor, doğrudan yatırım çekmeye çalışıyor. Ve dolayısıyla Almanya bu anlamda çok önemli bir partner. Çünkü doğrudan yatırımları da oldukça fazla olan bir ülke. Yani Aksel de bahsetti bu demiryolu meselesinden. Şimdi tabii ki yani ben de yani biz doğrudan tam ne olduğunu bu projenin falan çok bilmiyoruz ama Türkiye'de basına sızdırılan, tabii ki hükümet kaynaklı olduğunu ifade etmek gerekir, çeşitli şeyler var. Yani ifade edilen proje devasa gerçekten. Yani Türkiye'deki bütün demiryolu hatlarının, eski rayların elektrikli hale getirilmesi, işte modern sinyalizasyon sistemlerinin kurulması, yeni hızlı tren hatlarının yapılması, bu trenlerin sipariş edilip yapılıp Türkiye'ye taşınması, birçok tabii ki bu tren raylarını yapılırken hani bir sürü köprülerin, tünellerin vesaire yapılması gibi işler söz konusu ve ifade edilen rakam Türkiye tarafından, yani benim Türkiye hükümet basınında okuduğum kadarıyla 35 milyar euro civarında bir yatırımdan bahsediliyor. Bu çok büyük bir rakam tabii ki. Sadece orantılamak açısından bir örnek vereceğim. 2002-2017 yılları arasında Almanya'nın Türkiye'ye yaptığı toplam doğrudan yatırım 9 milyar euroymuş. Şimdi 35 milyar euroluk bir projeden bahsediliyor. Yani 15 yılda yapılan yatırımın 4 katı kadar büyük bir hikaye bu demiryolu meselesiyle hayata geçirilecek. Tabii ki bunu geçirmek için neler lazım? Bunu geçirmek için öncelikle bir kere Almanya'nın bu Hermes kredileriyle ilgili getirdiği üst limitin bir kere kaldırılması lazım.
Almanya'nın hani bu işin başının Deutsche Bahn ve Siemens tarafından çekileceği söyleniyor. Almanya'nın bu şirketlere tabii ki kredi desteği sağlaması lazım. Dolayısıyla yani bu Türkiye'nin ana gündemlerinden bir tanesi olacak gibi görünüyor Erdoğan'ın buradaki ziyareti. Ve bir ikinci mesele ise görebildiğimiz kadarıyla Gümrük Birliği'nin genişlemesi anlaşması çerçevesindeki müzakereler. İşte geçen yıl bu müzakereler Almanya tarafından dondurulmuştu. Ama Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin genişlemesi, özel olarak da şu anda tarım ürünlerinin ve hizmetlerin kapsanması konuşuluyor bu genişleme kapsamında. Ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarını Türkiye'nin de dahil olması meselesi konuşuluyor. Tabii ki bunlar da oldukça önemli ve Türkiye'nin şu an yaşadığı özellikle ABD ile olan bu ticari gerilimler ortadayken hani bunların hayata geçmesi Türkiye'nin uluslararası sermayeye bir güven verebilmesi açısından oldukça önemli diye düşünüyorum. Hani Berat Albayrak'ın açıklamasından da bahsettin Elem. Yani ben bilmiyorum politik olarak bu diyeceğim ne kadar doğru ama Berat Albayrak'ı ne kadar ciddiye almak gerektiği konusunda tam olarak emin değilim doğrusunu isterseniz. Kendi kastettiği şeyden ne anladığını da bilmiyorum yeni bir dönem derken. Yani geçen sene hükümet medyası ve hükümet diyelim Almanya'ya Nazi derken ne kadar samimiyetsizse işte şu anda yeni bir dönemden bahsetmeleri de bence en az o kadar samimiyetsiz. Benim görebildiğim kadarıyla yani iki yüzlü Türkiye politikasında hani bütün meseleleri satmak vesaire gibi hani böylesi bir doruk noktasından bahsedebiliriz pragmatik ilişkiler anlamında. Ama ben yani kısa vadeli çıkarlar temelinde bir yani bir ilişki dışında bir şey göremiyorum. Ama tabii şunu ifade etmek lazım. Yani şöyle bir herhalde o bunu kastetmeye çalıştı. Yani bu ayın başında Dışişleri Bakanı Almanya'nın Türkiye'ye gitti. Şimdi Berat Albayrak yanına iki tane önemli bakanı alıp kim olduklarını bakayım. Bir tanesi Ticaret Bakanı, bir tanesi de Enerji Bakanı. Bu iki Türkiye'deki bakanı yanına alıp burada Ekonomi Bakanı'yla ve Enerji Bakanı'yla görüştüler ve Maliye Bakanı ile görüştüler. Yani dolayısıyla şimdi önümüzdeki ay Ekim ayında bir ziyaret olacağı açıklandı. Alman Ekonomi Bakanı'nın öncülüğündeki bir heyetle Türkiye'ye gidecek. İş adamları heyeti, yine yatırımlar vesaire gibi şeyler konuşulacak. Yani bu anlamda bir pragmatik ilişkiler anlamında bir tepe yaptığı söylenebilir ilişkilerin ve geçen yıl yaşanan bu politik krizin üzerine bir çizgi çekilmekte olduğu söylenebilir. Ama yani ben bir yeni dönem göremiyorum. Bilmiyorum, bunu belki burada da tartışabiliriz.